bizim zamanımızda böyleydi diye yorum yapıyorsunuz. Bunun kıymeti harbiyesi yok dedi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları. Evet. Tırnak içinde öyle diyorlar. Bakın bir daha söylüyorum. Yani onları yazanlara söylüyorum. 2500 yıldır San Tzu'dan beri harp prensipleri değişmedi. Hele hele böyle bu koşullarda, yani sınır ötesinde, orada bir tepede, bir geçici üs bölgesinde, yani sadece eğitimine ve arkadaşlarına güvenebilecek olan bir birliğin karşı karşıya olduğu koşullar 2500 yıldır değişmedi. Onun için burada asıl yani zafiyeti, tekrar söylüyorum, taktik seviyede zafiyeti, bu birliğin veya o bölgedeki birliklerin niçin bu durumda olduklarına odaklanarak aramak lazım. Şimdi Amerika buna istihbarat desteği veriyor mudur, vermiyor mudur? Bakın bu çok tartışılıyor. Yani tartışılırken çok dillendiriliyor. Yani benim bu işin uluslararası ilişkiler boyutunu çok uzun zamandır takip ettiğimi siz de biliyorsunuz. Sizin programınızı izleyenler de biliyorlardır. Bakınız. Amerika'nın şu anda istediği en son şey PKK'nın Türkiye'yi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni provoke edecek bir hareketidir. En son isteyeceği şey. Yani bu başka türlü düşünülemez zaten. Ha, peki o zaman buna rağmen PKK bunu niye yapıyor diye onu sormak lazım. Çeşitli sebepler olabilir. Bir sebep fırsat veriliyor, fırsat buldu. İkinci sebep, o sebepleri söylemeyeceğim. Yani onları konuşmanın bir faydası olacağını sanmıyorum. Yani böyle açık bir şekilde. Ama şu soruyu sormamız gerekir veya ilgililerin şu soruyu sormaları gerekir kendilerine. Acaba bu kadar geniş bir bölgede, bu kadar çok sayıda birlik, bu kadar çok sayıda üste dağılmış, acaba daha geniş çapta zafiyetlerimiz var da PKK seçici olarak bir iki üste mi sızmaya teşebbüs ediyor? Acaba PKK'nın diğer üstlere de böyle bir sızma veya başka türlü müdahale etme imkan kabiliyeti var da kendi inisiyatifiyle bundan kaçınıyor mu diye sorulması, araştırılması gerekir. Bu bir temel bilgi unsurudur istihbaratta. Temel bilgi unsuru. Bunun araştırılması gerekir. Ama tekrar ediyorum. Amerika'nın en son isteyeceği şey PKK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ni provoke etmesidir. Ki zaten niçin öyle olduğunu da görüyoruz. Şimdi birinci sorunuza gelince 35-40 kilometrede bu ne oluyor? Şöyle bir izlenim var. Yani izlenim derken yani Cumhurbaşkanı'nın eline verdikleri kağıtını okuyor. O kağıtlarda kim yazıyor çok merak ediyorum. Yani Cumhurbaşkanı'nın eline okuduğu kağıdı kim yazıyor çok merak ediyorum. Asker olmadığı, askerse de askerlikten hiç anlamadığı çok açık. Bakın, hududunuzu ve hudut karakollarınızı korumak için ileriye ikinci bir hudut oluşturmak, yani hududunuzu ileri itmek, 35-40 kilometre daha derine itmek çıkmaz sokaktır. Bir başka kısır döngüye girersiniz. Yani siz benim bildiğim 30 yıldır geliştirdiğiniz bir sınır fiziki güvenlik sisteminiz var, karakollarınız var. Kendi milli hududunuzu, yani hükümran ülkenizi koruyorsunuz. Ha, şimdi siz bu aldığınız bütün bu tedbirler diyorsunuz ki, yani öyle diyorlar, yeterli olmuyor. Biz 35-40 kilometre kadar daha ileri gidelim. Milli Savunma Bakanı'nın açıklaması o. Hani biz diyoruz ya, operasyon dediğiniz geçici süreyle, sınırlı hedeflere dönük olur. Şimdi Milli Savunma diyor ki bize, hani Milli Savunma kaynakları. Keşke birileri çıksa da hani böyle konuşabilsek. Diyor ki biz bunu 2009'dan beri sürdürüyoruz. Yani 5 yıldır 2024'e geldik. Bu operasyon sınırlı süreli, sınırlı hedefli değil. Biz kalıcı olarak buradayız. Siz farkında değilsiniz. Siz bizim stratejimizi, konseptimizi bilmiyorsunuz. Biz kalıcı olarak buradayız diyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki biz diyor birçok yere yollar yaptık. Her yere yetişemedik. Burası da yetişemediğimiz yerlerden biri.
Dolayısıyla güvenlik ve uyarı sistemlerini henüz burada kuramadık. İlkbaharda kuracağız, hava açtığında kuracağız diyor Cumhurbaşkanı. Yani Cumhurbaşkanı derken dediğim gibi önüne verilen kağıttan okuyor. Tabii şimdi orada karşısında birisi ona soru sorabilse, tabii kimse soru soramıyor. Nereden soracak? O muhtarlara konuşuyor bunu. Bunları muhtarlara anlatıyor. Soru sorabilse diyecek ki, Sayın Cumhurbaşkanı, eğer şayet ilkbahara kadar bu birliklerin güvenlik sistemleri kurulamayacaksa, yollar yapılamıyorsa, bunlar desteklenemiyorsa, böyle bir zafiyet varsa o zaman birlikleri çekin. Veya niye çekmiyorsunuz? Çekin, ilkbaharda gönderin. İlkbaharda gönderin. Şimdi bütün bunları bir kenara koyalım. Şimdi önemli olan sonuçtur. Yani öngördüğünüz sonuç dedim ya, siyasi sonuç, askeri sonuç, askeri hedefler. Nihai nasıl bir durum öngörüyorsunuz siz? Siz bu bölgeye, yani 35-40 kilometrelik bölgeye PKK'nın girmesini ve oradan mevcudiyetini önlemek istiyorsunuz değil mi? Girerse de yok etmek istiyorsunuz. Şimdi yapılması gereken şey, sorulması gereken soru şu. Biz orada çok sayıda birliği böyle tespit tanesi gibi karşılıklı destek sorunlu olan çok geniş alanda çok sayıda üs bölgesine yayacağımıza aynı sonucu, aynı askeri sonucu elde etmek için acaba alternatif hareket tarzları olabilir mi? Bakın sorun burada. Biz askerlikte sistematik düşünürüz. Bunu daha önce de söyledim. Yani bizim çalışma aldığımız kurma eğitiminin özü budur zaten. Biz bir görev verildiğinde deriz ki bu görevimiz. Bu görevi hangi koşullarda yapacağız? Yani hava, arazi, düşman durumu ve kendi durumumuz. Bakın ne dedim? 2500 yıldır Santuzu'dan beri. 2500 yıl önceki o düşünür demiş ki eğer kendini tanıyorsan, düşmanı tanımıyorsan 100 muharebeden 50'sini kaybedersin. Eğer ne düşmanı ne kendini tanımıyorsan 100'ünü de kaybedersin. Yani biz duruma bakarken sadece araziye, havaya, düşmana, tehdide değil kendimize de bakarız. Kendi imkan kabiliyetlerimizle de. Sonra alternatif hareket tarzlarını sıralarız. Örneğin 35-40 kilometre derinlikte kalıcı üsler oluşturacağız ve sınırımızı 35 kilometre ileri alacağız. Veya diğer bir alternatif hareket tarzı, hayır biz sınırımızın ötesinde kalıcı olarak üslenmeyeceğiz. Buraya elimizdeki gözetleme ve istihbarat sistemleriyle, elektronik ve diğer uçucu İHA, SİHA gibi sistemlerle uzaydan, şimdi o imkan kabiliyeti var, gözetleme altına alacağız. Gördüğümüz PKK unsurlarını ateşle etki edeceğiz. İster SİHA kullanın, ister topçuyu kullanın. Veya zaman zaman buraya siz sızdırabilirsiniz komando timlerini, özel harekat timlerini, özel kuvvetleri siz sızdırabilirsiniz. Gördüğünüz yerde mermiyi basarsınız. Pusu, baskın usulü şeyler. Sonra tekrar geri gelirsiniz. Veya buna paralel olarak hedef tespit edildiğinde hava kuvvetlerini kullanırsınız. Veya eğer elverişliyse, uygun bir hedef çıkmışsa, örneğin bir veya iki taburla uçar birlik harekatı yaparsınız. İmha eder ve tekrar döner gelirsiniz buraya ve geride eğitiminize devam edersiniz. Ne moralden, ne motivasyondan, ne eğitimden bir zafiyetiniz olmaz. Bu da bir başka hareket tarzı. Veya bir başka hareket tarzı. Hayır, biz sınırımızı sağlam tutarız. Yaklaşana bu bölgeyi tampon bölge ilan ederiz. Yaklaşana ateş altına alırız. Bir hareket tarzı, karşıda sınırınızın ötesinde size müzahir bir siyasi varlık ve askeri varlığı var edersiniz. Şimdi bunların her birinin artısı eksisi vardır. Bunlar değerlendirilir, bir karara verilir. Şimdi bu hükümet anlaşılıyor ki demiş ki 35-40 kilometreye gidin, bütün birlikleri buraya dağıtın. Tamam. Ama şimdi gelinen aşamada bunun gözden geçirilmesi lazım. Yani Sayın Solokoğlu dedi ya, hani aynı yerde kaza oluyorsa burada bir kör nokta var, bir kara nokta var. Değil mi? Buraya tedbir getirilir. Ya ışık konur, ya yolun eğimi bozuktur. Yol mühendisleri gelir, yolun eğimi değiştirilir. Ya yola ara refüj yapılır. Yani bir şey yapılır. Şimdi buradaki sorun 2019'dan beri hareket tarzı değişmemiş. Ve 5. yıla geldik, sonuç alınamıyor.
Yine hala şehit vermeye devam ediyoruz. Yani